Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün CI/CD sürecini inceleyeceğiz. Bu süreçte workflow'umuzu GitHub Action kullanarak tamamlayıp sonuç olarak DockerUp Container Registries'ine bir imaj oluşturup push etmeye çalışacağız. Yani sürecimiz kısaca şöyle işleyecek. Spring Boot application'ımız olacak. Yani mikroservislerle çalıştığımız için dil bağımsız çalışacağız. Günün sonunda REST API oluşturup imaj elde etmeyi amaçlıyoruz. Burada Spring Boot kullanacağım ben. Yazdığımız kodu GitHub'a push edeceğiz. GitHub Action ile belirlediğimiz workflow'umuzu tetikletip işleme alacağız. Burada belirttiğimiz. Süreç sonunda container register'ımızda yani Docker Hub'da imajımız oluşacak. Peki buna neden ihtiyaç duyarız? Proje büyüdükçe size assign edilen task'ler de ister istemez artar. Bu belirttiğimiz CI/CD pipeline'ımızın olmadığını düşünelim. Yani şu aşamayı ortadan kaldıralım. Bize verilen task bitsin. Sıfırdan imajını oluşturalım. Docker Hub'a push edelim. Sonra Kubernetes'e deploy süreci olsun. Yeni bir task gelsin. Yine aynı süreç. Yeni task'ımız gelsin. Yine aynı süreç. Peki ben sadece bana verilen iş yüme odaklansam, bir kere buradaki CI/CD sürecini oluştursam ve bana sürekli hizmet etse, böylece hem hata oranımız düşük olur, hem iş gücümüz zayıflar. Yani bizim burada amaçladığımız aslında bu. Şimdi gelin Spring Initializer'da Spring Boot application'ımızın ana iskeletini oluşturalım. Ben Maven kullanacağım. İsimlendirmemizi yapalım. GitHub Action olsun ismi. Jar olarak paketlesin. 17'yi kullansın. REST API yazacağımız için sadece web yeterli şimdilik. Generate edelim. Buradan Dalhant. Masa üstüne alalım. Ben çıkartalım. Bununla işimiz bitti. Projemizi IDE'mizde açalım. İndekslemesini yapsın. Benim 80-80 portum genelde dolu oluyor. O yüzden bir 80-82 direkt portumu ayarlayayım ki sıkıntı yaşamayalım. Bir tane paket oluşturacağım. Controller'ım olacak. REST API yazsam yeterli benim için. Class'ım Action Controller. Bu bir. REST Controller. Request map'imiz. Action olsun. Bir tane de get metodu yazalım. Direkt bir değer döndürsün. Belirtelim bir tane.
REST API'miz hazır. Hemen bir çalışıyorum diye kontrol edelim. 8082'de ayağa kalktı. Evet. REST API'miz çalışıyor. Tamam. Şimdi ilk işlem bunu dockerize etmek için bir docker file oluşturacağız. Bunun için de ana current dizinimde bir tane file oluşturuyorum. Adı docker file olduğu sürece bu otomatik olarak algılanıyor. İlk olarak kullanacağımız ya ben Amazon Corrector'un 17 Alpine'ını kullanıyorum. Hani normalde OpenJDK kullanıyordum ama buna hızlı bir kayış var. Biz de ayak uyduruyoruz. Burada çalışma dizinimi belirteceğim. Daha sonra benim bu çalışma dizinimdeki target klasörümün folder'ımın altındaki oluşan jar'ımı yeniden isimlendireceğim. App.jar şeklinde. Kopyalayacağım daha doğrusu. Container'ımın içine. En sonunda da container'ımı ayağa kaldırırken çalışmasını istediğim SH script'lerini yazacağım buraya. Ya şurayı yapmamdaki amaç, siz bunu paket haline getirdiğinizde burada işte snapshot'lı bir isim veriyor. İsterseniz onu yazabilirsiniz ama hani ben entry point'e zaten bunu verebilmek için böyle ufak bir şey yaptım. Bu bizim için yeterli olacak. Zaten sadece jar'ı çalıştıracağımız için hani şimdilik bu kadar adım yeterli. Bu şekilde isterseniz bir taba düşürüyorum. Şunu alsam yeter bana. Remote belirlemek için. Arkadaşlar git versiyonum bu. Bazen versiyonla yaptıklarımız tutmayabiliyor. Bana aklınızda bulunsun. Ben bu versiyonla alakalı bir sıkıntı yaşamadım. Standart GitHub uçlama yapacağız. Uzağını belirtiyorum. Hemen bir commit'imi vereyim. Daha sonra master'a tuşlarım. Gördüğünüz gibi dizinimiz burada oluştu. Sonra burada bir nested folder yapısı oluşturacağız. Direktörümüzü koyacağız. Direktörümüzün birincisi nokta GitHub. Bu GitHub Action'ın bakacağı yer olacak arkadaşlar. Yani bu şekilde dizini oluşturduğumuzda GitHub Action geliyor. Bu folder dizisinde, bu kontekste eğer bu isimlendirme yapısıyla bir folder varsa bunu işleme alıyor otomatik olarak. Şimdi burada bir iç içe nested folder dizini var. Yani pet şeklinde verirseniz
bu şekilde. Normalde oluyor. Ama bazen derleme sırasında kitap tarafında bunu algılanmıyor. Ben o yüzden birkaç kere hata aldım. Hani tek tek oluşturmanız daha yararlı olacaktır. GitHub diye bir folder oluşturdum, directory oluşturdum. Daha sonra geldim bunun altına. Workflows şeklinde oluşturdum. Bunun altına da uzantısı YAML olacak şekilde bir artık action'ları yazacağımız ana yerimizi yazmamız lazım. Hani burada isimlendirme size kalmış. Main.yaml. Bunu yaptıktan sonra artık actionlarımızı, GitHub actionlarımızı yazabiliriz. Yani şuradaki şu aşamaları workflow'umuzu doldurmaya başlayabiliriz. Artık bunu oluşturduktan sonra biz bu işlemi bir kere yapacağız. Ondan sonra kendi işlemeye devam edecek. Ben ne zamanki kodumu GitHub'a gönderirsem nokta GitHub workflows'un altındaki belirtilen YAML dosya otomatik olarak işleme alınacak. Gelin buna önce bir isimlendirme yapalım. Spring Boot Project. Yani size kalmış artık bu. CI/CD pipeline. Ondan sonra bu push kısmında da branch veriyorum. Yani bu branch'e bir pushlama yaptığınızda çalışsın diyorum. Hani bu normalde şey de olabilir. İşte şuradaki SRC'nin altında, Java'nın altında controller'a bir pushlama geldiğinde tetiklensin. Ya burası tetikleneceği kısmı anlatıyor. Master branch'ine bir tetikleme olduğunda çalışsın. Ne bileyim burayı değiştirebilirsiniz. Hani normalde bu zaten şey olur. Siz bir yeni bir kodu alır almaz yeni bir branch oluşturursunuz. O branch ile pull request oluşturursunuz. Pull request'iniz ne zaman ki master'a merge edildi o zaman burası tetiklensin diye yapmanız daha iyi olur. Biz şimdi direkt kendimiz gitti otomatik olarak master'a merge ettiğimiz için burayı master deyip geçiyorum. Ondan sonra Jap'larımız başlıyor. Asıl işin olduğu yer. Bu Jap'a bir isimlendirme yapalım. Ne olsun ismimiz? Bu il. Böyle bir isimlendirme yaptık. Burası size kalmış. Şimdi bunun içinde çalışacağı, run edileceği imajımızı verelim. Yani ben latest sürümünde bir sıkıntı yaşamadım. Yani siz de bunu kullanabilirsiniz deneme amaçlı. Ondan sonra asıl bizim actionlarımızın yapıldığı Steps'e gelelim. Burada her bir Steps'e isimlendirme yapıyoruz. Yani şu aşamada birinci user'ımın ismi bu. Arkada da action'ı bu şeklinde devam edecek. Şimdi yaptığımızda daha iyi anlayacaksınız. Checkout. Kodumuzu checkout edeceğiz. Bunu Jenkins'ten de bilirsiniz arkadaşlar. Yani bu gibi süreçlerde ilk adımımız daima checkout oluyor. Burada da bu devam edilmiş. Buna bir versiyonlama yapmışlar. Bunun şu an versiyonu 3 olması lazım. Gene bir sıkıntı yaşarsak bakarız.
Daha sonra ne yapmamız lazım? Bu Ubuntu'nun içine bir JDK yükleyelim ki bunu çalıştırabilelim. Arkadaşlar Vitle de bunun özelliklerini belirtiyoruz. Distribütünü ne olsun? Versiyonu ne olsun? Şimdilik bizim için bunlar yeterli. Daha sonra ne yapmamız lazım? Bu checkout edilmiş. JDK'miz yüklenmiş. Ubuntu'nun içinde bu projeyi bir çalıştırmamız lazım değil mi Maven'da? Hemen o işlemi yapalım. Build etmemiz lazım. Ya gene Jenkins'ten örnek vereyim. SH olarak yazdığınız kısım gibi eşleştirebilirsiniz Jenkins'teki. Maven, clean. Belirtilen home egzemelimizle bize bir paketimizi oluştursun. Bu oluşturma işlemini yaptıktan sonra ne yapmamız lazım? Artık elimizde build edilmiş bir aplikasyonumuz var, app'imiz var. Bunu artık bu süreçte Container Registry'ye göndermemiz lazım. İmajımızı oluşturacağız, Container Registry'sine göndereceğiz. Bunun için ne yapmamız lazım? Öncelikle Container Registry'mize login olmamız lazım. Bizim de Container Registry'miz Docker Hub'dı. Gelin Docker Hub'a önce bir login olalım. Bunun için gene bir isimlendirmemizi verelim. Login to Docker Hub. Users, action'ımız. Docker login action. Bunun da versiyon ikisi. Login olurken bizim neye ihtiyacımız var? Bir, username'e. İki, password'e. Şimdi bunları nereden alacağız? Bizim Docker Hub'da belirtmiş olduğumuz token'ımız var. Bu token'ımızı geleceğiz GitHub'da repozitörümüzün içindeki action'larda eklememiz lazım. Ne olarak ekleyeceğiz? Kubernetes'ten de hani belki aşina olabilirsiniz. Secret'lar var. Secret olarak ekleyeceğiz. Şimdi ben token'ımızı ekledim. Password olarak username'i beraber ekleyelim. Gelelim buradaki settings'ten. Secrets and Variables'tan Action'a geliyoruz. Ben gördüğünüz gibi Docker Hub'ın token'ını ekledim. Örnek olsun diye de username'ini beraber ekleyelim. Yeni bir secret ekliyorum. Docker Hub username. Benim Docker Hub'taki username'im bu. Add secret dediğimde artık bunu benim için buraya ekliyor. Secret olarak eklendikten sonra artık bunu kullanabiliriz. Bunu ne yapacağım? Artık geleceğim. Burada çağıracağım.
Bu işlemi de nasıl yaparım arkadaşlar? Bunu çağırmanın yöntemi. Secrets'ın altındaki Docker Hub username. Aynı şekilde. Secrets'ın altındaki Docker Hub Access Token. Artık Docker Hub'ıma login olabilirim. Login olduğuma göre tek işlem ne kaldı? Tuşlama kaldı. Ona da bir isimlendirme yapalım. Build and User'sımız olacak. Hani arkadaşlar bu action'ları nereden buluyoruz? Hani ben bu versiyonları nasıl takip edeceğim diyorsanız da gelin burada şurada hemen GitHub Market Place'e giderseniz burada zaten sizin için action'ları söylüyor arkadaşlar. Gelip buraya ne yapmam lazım? Docker diye aratıyorum. Action'larda benim için ne var? Gördüğünüz gibi build and push Docker imaj var. Buraya giriyorum. Burada zaten bana nasıl kullanmam gerektiğini, bizim yaptığımız işlem gördüğünüz gibi, neler yapmam gerektiğini bize söylüyor. Bakın build and push'un versiyonu şu an versiyon 4'müş. Biz de o şekilde devam edelim. Gelelim users. Orada belirtildiği şekilde versiyon 4 olacak şekilde Docker build Push Action Version 4. Tabii bunun bazı özelliklerini belirtmemiz lazım. Ben hangi kontekste çalışacağım? Buradaki şu an belirtilen kontekstteki Docker file'ımı göstereceğim. Push kısmı var. Yani bazen bunu test etmek isteyebilirsiniz. Hani burayı false yaparsınız. Bu işlem çalışır. Ama bu build'ini alır. Yalnız Docker Hub'a pushlama işlemi gerçekleşmez. Siz sadece bu aşamanın gerçekleşip gerçekleşmediğini kontrol etmek isteyebilirsiniz. Yani bir test gibi düşünebilirsiniz. Ama biz şimdi bunu yapmayacağız. True deyip geçiyorum. En sonunda da Docker Hub'da bizim biliyorsunuz imajlarımızın bir teklenmesi var. Hani versiyonunu takip etmemiz için. Buraya geliyorum. Tags yapıyorum. Aynı şekilde ben bunun secret'lardan alıyorum. İkinci kısmına oluşturacağım imajın ismini veriyorum. My. Daha sonra da bunun version bilgisini veriyorum. Version'ımız bu olsun. Ya bu aşamada artık bizim workflow'umuz hazır. Biz bunu ne zamanki master branch'ine tuşlarsak bizim için artık bu aşama başlayacak. Kodumuz checkout edilecek. 17 JDK'mız yüklenecek. Build olacak projemiz. Docker Hub'a login olacağız. Ondan sonra da Docker Hub'a build ettiğimiz imajımızı pushlayacağız. Gelin bunu gerçekleştirelim. Hemen bu aşamaya kadar olanları ekliyorum.
Commit'imi oluşturuyorum. Ve pushluyorum. Pushlama oldu. Gelin buradan. Action'ımıza bakalım. Gördüğünüz gibi geldi. Geldi. Burada aşamalarımız başlayacak arkadaşlar. Burada ufak bir hata aldık. Büyük ihtimal isimlendirmede bir hatamız vardır. Ona bir bakalım. Şurası actions olacak arkadaşlar. Bu isimlendirmeyi dediğim gibi kendiniz direkt oradan kopyalarsanız hani daha avantajlı olur sizin için. Tekrar bir kontrol edeyim. Tamam. Bu şekilde devam edelim. Devam. Git. Workflows. Git push. Action'lara tekrar geliyorum. Update workflow'umuz geldi. Gördüğünüz gibi benim komite verdiğim isimlendirmeyle yaptı. İşlemeye başladı. JDK işlemine geldi. Buradaki isimlendirmeyi gördüğünüz gibi bizim oradaki verdiğimiz isimlendirmeyle yapıyor. Bir de buraya dikkat etmenizi istiyorum. Gidiyor, bütün paketlendirme işlemlerini çekiyor. Bak. Yani ben her puşlama yaptığımda buradaki gördüğünüz işlem tekrarlayacak kendini. Şimdi biz birazdan buna bir önlem alacağız. Bilerek bunu böyle bıraktım ki neden yaptığımızı anlayalım diye. Gördüğünüz gibi tamamıyla tamamlandı. Şimdi gidelim Docker Hub'da yenileyelim. Gördüğünüz gibi MyApp geldi. Birazdan da burada teklemesi gelir. Buraya bakarız gene. Şu aşamada build işlemi olurken gördüğünüz gibi repo'dan bunların hepsi sürekli çekiliyor arkadaşlar. Yani ben her bir değişiklik yaptığımda, bana her bir issue geldiğinde şu aşama gerçekleşecek. Ama ben bunu istemiyorum. Niye? Zaten benim bundaki amacım zamanı minimize etmek ve gerçekleşebilecek hataların önüne geçebilmekte. Ben sadece burada bir değişiklik olduğunda buranın çalışmasını isteyeceğim. Yani bir cache mekanizması kuracağım. Hani bu cache mekanizmasını kurmanız şuradaki aşamayı sizin için zaten burada GitHub'ın kendi cache'i var. Şu an giriyorum cache'in içine. Cache boş. Çünkü bir cache'leme sistemi kurmadık. Yani ben daha build aşamasına gelmeden bir cache'leme kurarsam onu da hemen ekleyelim. Daha build aşamasına gelmeden şurada bir cache'leme işlemi yaparsam Maven repozitörümü. Zaten burada şey yapıyorsunuz arkadaşlar. Hani bir key var. Restore key var. Bunlara bir no bildiğiniz hash oluşturuyorsunuz. Burada bir değişiklik olduğunda kendisi algılıyor. Buraya atlıyor. Onun haricinde direkt otomatik cache'ten okuyor. Hatta ne yapalım biliyor musunuz? Şuradaki şeyi de değiştirelim. Ya da gerek yok. Hemen düşünüyorum. Çok güzel. Action'ıma geliyorum. Eklemiş olduğum commit ismimle geldi. Adımlara geliyorum.
Burayı yapıyor. Bura zaten bir pipeline olduğu için birinin girdisi diğerinin çıktısı oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tamamlandı. Buraya geliyorum. Cache'e giriyorum. Artık benim için Maven repo'mun bir cache'i var. Bir daha gönderdiğimde bu kadar uzun sürmeyecek. Yani daha doğrusu o Maven'daki o kısmı görmeyeceğiz. Direkt cache mekanizması devreye girecek. Buradan çekecek. Bu arada bakalım pekleme gelmiş mi? Daha gelmemiş. Şimdi isterseniz bunu bir deneyelim arkadaşlar. Tamam, biz bu kadar yaptık ama bakalım. İmajımız, şey çalışan konteynerimiz yok. İmajımız yok. Hemen gelelim. Docker, run. TRP 85, 80, 82 miydi arkadaşlar portumuz? 80, 82. Tamam, oradan devam edelim. 80-82'yi bize port forward yapsın. Tire name'imiz my app olsun. Detach modda çalışsın. Artık imajımızı da indirelim. Versiyonumuz neydi? 0, 1, 0'dı. Çalıştıralım arkadaşlar. İmaj lokalde olmadığı için imajımızı çekiyor. Tek gelmiş bu arada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Biraz geç geliyor Docker hatta. Bilginiz olsun. Burada projemiz çalışmıyor. Az önceki yer neden ayakta arkadaşlar? Demek ki Docker'ımız ayağa kalktı. Docker PS dediğimde gördüğünüz gibi ayakta. Yani localhost 8082'de şu an cevap veriyor olacak bize. Arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.